Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda Onur var. Onur tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Eğer Bitcoin ve blockchain konusunda azıcık bir merakınız varsa Onur'un mutlaka adına bir yerlerde yaslamışsınızdır ya da Onur'u sosyal medyada takip ediyorsunuzdur. Ne yapmaya çalıştığını biliyorsunuzdur diye varsayıyorum. Onur hoş geldin. Merhaba Şubat. Onur bizim çok eski bir arkadaşımız. Yıllardır kendisiyle tanıştığımız ve Hardware Plus'ı çıkartmaya başladığımız günden beri de fırsat buldukça birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir arkadaşımız. Onur, ben senin bu Bitcoin konusunda falan ne kadar bilgili olduğunu biliyorum. Sen de benim ne kadar bilgisiz olduğumu biliyorsun diye varsayıyorum. Şimdi ben hem kendim öğreneyim bazı şeyleri hem de kendim öğreniyorken arkadaşlarımız da öğreniyor olsunlar diye rica ettim. Sen de bizi kırmadın, sağ ol. Bir sorularım var önümde, görüyorsun soruları. Lütfen Ersin'i anlatır gibi anlat, olur mu? Yani böyle herkes anlasın. Ben de anlayayım, insanlar da anlasın. Ve kafamızda Bitcoin ile ilgili bir şeyler var ama eksik yerleri senden alacağımız bilgilerle dolduralım ya da işte o doldurulmuş halinin bile üstüne bir şeyler koyalım istiyorum. Sorularımı sorayım, öyle ilerleyelim, nasıl istersin? Soru cevap gibi. Şimdi Bitcoin nedir? Önce bize bir onu söylesin, bir de ne zaman çıktı bu ortaya? Ne zamandan beri insan dediğimiz varlığın hayatının içinde böyle bir şey var? Evet. Ya Bitcoin'i çok basit anlatıyorum ben. Blok zinciri, blockchain teknolojisini kullanan, sahibi ve merkezi olmayan eşler arası ödeme yöntemi diye anlatıyorum. Bunun bir takım bölümleri var. Yani ağır ağır özellikle söyledim. Blok zinciri teknolojisi bu işin temeli. Bu bir teknoloji, bir yazılım dili protokolü. Bunun üzerine kurulmuş. Herhangi bir sahibi yok. Merkezi yok, yöneteni yok, kontrol edeni yok. Tamamen bir topluluk, community üzerinden yürüyor. Eşler arası ödeme yöntemi dediğimiz şey, işlemleri yapabilmek için iki tane eş lazım. Eş kavramını nereden hani kolay anlayabilirsiniz? Eskiden hani LimeWire, Napster vardı cihazlarımızda. İşte bunlara erişim izinleri veriyorduk. Bunlar birbiri arasında haberleşiyordu. Eşler aslında bunlar. Şu an hani en aktif örneği hangisi? Torrentler. Kendi cihazınızdan bir yazılımı, bir dosyayı başkasına göndermeniz ve o iki yazılımın birbiri arasında o haberleşmeyi sağlaması eş. Bitcoin aynı zamanda bir dijital kripto para. Bu 2009 yılında hayatımıza girdi. Satoshi Nakamoto Rumuzlu bir kişi ya da grup bunu bir e-posta grubunda duyurdu. Daha sonra bu yaygınlaştı ve bir protokolü duyurdu değil evet, mi? Evet, evet. Protokolü duyurdu. Bu 2009 yılında hayatımıza girdi ama hani ilk kullanımı, ödeme yöntemi, ödeme olarak kullanılması 2010 yılı. Ama hani bundan önce Bitcoin pat diye hayatımıza girmedi. Bunun hani 1980'li yıllara dayanan bir geçmişi var. Fakat o dönemdeki girişimlerin tamamı sadece hani bir dijital para, elektronik para diyeyim aslında. Tam dijital para da değil. Paranın elektronik hali olarak ortaya çıkmış. Fakat belli bir dönem sonra kullanımdan vazgeçmiş kullanıcılar. Çünkü devamını güvenilirliğini sağlayamamışlar. Burada hani bu işin bize güvenilirliğini sağlayan aslında bir anlamda blockchain teknolojisi, blok zincir teknolojisi ve bu Bitcoin'i dijital para, kripto para yapan şey. Peki niye biz kripto para olarak tanımlıyoruz Bitcoin'i ya da bu sistemi, Şimdi blockchain sistemi? Blockchain tabanlı sistemin hani kullanılması aslında Bitcoin'i kripto para yapıyor. Blockchain şifreli bir protokol, bir veri tabanı aslında. Blockchain teknolojisindeki şifreli sistemi kullandığı için yapılan işlemler kriptolu, şifreli olduğu için bunu kripto para olarak adlandırılıyor. Yani kripto currency'nin tam karşılığı bu ama ben hani bunu dijital para olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Çünkü aslında paranın dijital hali. Yani gerçek hani cebinizde kullanılan nakit paranın dijitale yansımış hali. Peki işte bu blok zinciri dedi. Daha sonra blockchain olarak isimlendirilen bizim Türkçe'de blok zinciri olarak kullandığımız teknoloji nedir? Bir de bu teknolojiyle üretilen tüm paraların, çünkü artık günümüzde mesela ilk Bitcoin'i duyduk ama artık tek para türü Bitcoin değil. Birçok farklı türü var. Bunun önemi ne? Şimdi blok zinciri hani en basit ifadesiyle şifrelenmiş, dağınık, sürekli büyüyen, merkezi olmayan bir veri tabanı aslında. Bunu bizim için önemli kılan, hani güvenilirliği sağlayan bir takım faktörleri var. Şimdi birincisi
hem şifreli hem de şeffaf olması aynı zamanda. İçine kaydedilen bütün işlemler belli bir şifreleme metoduyla şifreleniyor. Ama kullanıcının erişebildiği, her kullanıcının erişebildiği bir takım açık, herkesin erişimine açık bölümleri var. Hı hı. Mesela yapılan bütün işlemleri siz ilk günden 2009 tarihinden beri takip edebiliyorsunuz blok zincirinde. Tüm ekosistemde yapılan işlemler mi? Tabii ki Bitcoin, yani her kripto paranın kendi blok zinciri var. Hı hı. Her kripto paranın blok zincirinden ilk işleme kadar geriye dönük olarak takip edebiliyorsunuz. Yani şunu mu anlıyorum? Mesela bugün dünyadaki ilk blockchain hangi cüzdana, Bitcoin hangi cüzdana girdi? Evet, evet. Ve o cüzdandan hangi, kimin cüzdanına transfer edildi? Aynen. Ben şu anda 2017'nin Kasım ayından geriye dönerek tabii ki sorgulayabiliyorum. Sorgulayabiliyorsun. Standart işte bir dijital para kullanıcısı olarak bunu yapabiliyorum. Bu bir arayüz, herkesin kullanımına açık. Hani sürekli büyüyen kısmı aslında biraz da bundan kaynaklanıyor. Şu an Bitcoin blok zinciri 140 GB'ın üstünde bir veri olmuş durumda. Cihazlar bunu birbiriyle senkronize ediyor sürekli. Ciddi bir aslında veri transferinden de söz etmek gerekiyor bu noktada. Blok zincirinin bu kadar hani güvenilir olmasının en büyük nedeni tek bir kişinin, bir grubun, bir devletin kontrolünde değil. Merkeziyetsizlik, bir dağınık yapı söz konusu. Dolayısıyla hani topluluğun yönetiminde bir sistem. Topluluğun yönetiminde olduğu için de bununla ilgili bir karar vermek gerektiğinde topluluk karar veriyor. Yani bir tamamen bir anlaşma, bir ortaklaşa bir sistem topluluk giriyor. Topluluk karar veriyor. Topluluktaki herkesin karar verme mekanizmasındaki gücü eşit mi? Eşit. Bitcoin haricinde de kripto paralar var onun. Yani. Onların birbirlerinden farklı ve ne? Bir de kullanım alanları birbirlerinden farklı. Nedir yani onları farklı kılan? Yani şimdi Bitcoin'den sonra diğer çıkan kripto paraların neredeyse tamamı bir amaç uğruna, hani bir proje, belli bir hedef uğruna belirli kişiler, gruplar tarafından çıkartıldı. Mesela Bitcoin'den sonra çıkan Litecoin, işte Bitcoin işlem süreleri çok uzun olduğu için bu süreleri kısaltma amacıyla ortaya çıktı. İşte ne bileyim Ethereum şu an popüler olan, en çok kullanılan işte 2015'te çıktı. Bir takım farklı kripto paralar hep Bitcoin ile ilgili bir takım eksiklikleri öne sürerek, üstüne bir şeyler katarak ama yine blok zinciri teknolojisini kullanarak ortaya çıktılar. Bu da işte her kripto paranın hani o ekosistemde bir artısı, bir de Bitcoin'e göre bir eksisi anlamına geliyor. İşte Ethereum'un işte en öne çıkan özelliği akıllı kontratlar. Herkes o akıllı kontratları kullanarak aslında kendi dijital varlığını üretebiliyor. İşte işlemler çok hızlı yapılabiliyor gibi gibi bir takım avantajları ve işte farklılıkları var. Ne bileyim Bitcoin artık hani işlem gücü bakımından, işlemci gücü bakımından çok ileri seviyede olduğundan onlar özel cihazlarla madenciliği yapılıyor ama Ethereum için hala grafik kartlarını kullanabiliyoruz madencilik konusunda. Bu tarz farklılıkları var. Onun haricinde çıkan mesela proje bazlı kripto paralar oluyor. İşte kendi projelerini fonlamak için bir dijital para üretiyorlar. İnsanlar bu dijital paraya yatırım yapıyor. Ona bir değer kazandırıyor aslında. Projenin kendi öne sürdüğü bir değerin haricinde alım satım yaparak kendi aralarında o paraya kullanıcılar bir değer kazandırıyor. Bu tarz şeyler var, farklılıklar var dijital paralar arasında. Bunlara genel olarak aslında şey deniyor, altcoin olarak adlandırıyoruz. Bitcoin'den sonra çıkan bütün paralar altcoin ismiyle adlandırılıyor. Jenerik ismi altcoin. Evet evet, jenerik yani işte altcoin deniyor, coin deniyor kısaca. Peki biz tüm bu kripto paralara nasıl ulaşıyoruz? Bir de satın almak istediğimiz zaman nasıl satın alıyoruz bunları? Şimdi hani bu iş hani bir dünya global olarak bakalım, bir de Türkiye olarak bakalım. Şimdi alabileceğiniz birkaç tane farklı yöntem var. Mesela madenciliğini yaparak üretim yapabilirsiniz. Bu şekilde edinebilirsiniz. Takas servisleri var. Takas servislerinden alabilirsiniz. Kripto para borsaları var. Borsalardan alabilirsiniz. Onun haricinde kullanıcıdan alabilirsiniz. Yani bir arkadaşınız almıştır.
O sizin cüzdanınıza gönderebilir. Hmm. Bu şekilde edinebilirsiniz. Bir de Türkiye'de çok fazla olmayan, yani hiç olmayan Bitcoin kripto para ATM'leri var. ATM'den işte nakit yatırarak ya da QR kodu okutup nakit alarak Bitcoin kripto para edinebiliyorsunuz. Ama hani hangisi en popüler, en çok kullanılan derseniz şu an madencilik ve dijital para, kripto para borsaları geliyor. Anladım. Şimdi anlatırken borsa ve takas servislerinden hı-hı. bahsettin. Borsada da aslında işte para verip bir şey alıyorsun. Hı-hı. Takasta da iki tane şeyi birbirine değiştiriyorsun. Aralarında ne fark var Bitcoin ekosisteminde borsa tanımının evet, ve takas tanımının? Kripto para takas servislerinde fiyatı takas servisinin sahibi belirliyor. Yani şu an en popüleri ShapeShift diye bir servis. Bu ShapeShift'in elinde bir rezervi var. Rezervini kullanıcılara açıyor. Siz A kripto parasını B kripto parasına çeviriyorsunuz. Arada fiyatı belirleyen şey servisin kendisi. Ama dijital para borsalarında fiyatı tamamen kullanıcı belirliyor. Alıcı ve satıcı var. Alıcı hangi oranda almak istiyorsa onu bir emir olarak giriyor. Satıcı kaç fiyattan satmak istiyorsa onu bir emir olarak giriyor. Ve servis onları eşleştiriyor. Eşleşme olmazsa eğer orada bir pazardan bahsedemiyoruz. Yani arz ve talep birbirini dengelemezse, fiyatlar birbiriyle örtüşmezse bir alım satım olmuyor. Dolayısıyla o borsada bir pazardan, bir fiyat grafiğinden oluşmasından bahsedemiyoruz. Benim 3 liradan almak, satılın 33 liradan satmak gibi bir fikri varsa evet. işlem gerçekleşmediği için hiçbir fiyat ortaya çıkmıyor. Orada bir fiyat oluşmuyor. Yani evet. daha doğrusu orada en son gerçekleşen işlem o borsanın fiyatı oluyor. İşte bu en çok hani şeyde karşımıza çıkıyor. İşte X borsasında atıyorum fiyat 1 lira görünüyor ama öbür borsada fiyat işte 2 lira. Niye? Öbür borsada hiç işlem gerçekleşmiyor. Bir alıcı satıcı kalmıyor. Orada iki borsa arasında fark oluşuyor. Türkiye'de borsalar var mı? Türkiye'deki borsalarda hesap açmak kolay mı? Bu işin prosedürü ne? Şimdi evet, Türkiye'de aslında 2013'ten bu yana borsalar var. Yani yaygın olarak şu an kullanılan aslında 3 tane borsamız var. Bir tanesi 2017 yılında açıldı ama buna rağmen şu an en yüksek işlem hacmi 2017 Şubat ayında açılan borsada. Çünkü işte bu iş biraz hani müşteriyi memnun etme işi, müşterinin isteğini daha çabuk, daha hızlı karşılayan borsalar daha çok talep görüyor. Bir de hani hacmin olduğu borsalar daha çok müşteri çekiyor. Şimdi hacmi oluşturabilmek için de işte insanların oraya kolay para yatırabilmesi, kolay para çekebilmesi lazım. Bu işte bu sene açılan borsa, 2017'de açılan borsa daha hızlı karşılıyor. Hacim dediğimizde şey değil mi? Biraz önce bahsettiğimiz alıcının ve satıcının evet, buluşabilmesi evet. yani aynen. işlemin olabilmesi. Evet. Yoksa 10 milyon tane adam var almak istiyor, 100 milyon tane adam var satmak istiyor ama fiyatla birleşemiyorlar. Aynen. O dengeye gelemiyor. Bu bir hacim oluşturmuyor. Önemli olan işlemin gerçekleşmesi. Yani İşlem gerçekleşmesi. Almak isteyenlerin istedikleri fiyattan, satmak isteyenlerin istedikleri fiyattan satabilecek durumda olmalı. Evet, o fiyatların eşlenmesi lazım. Bir de şimdi bizim hani global borsalara karşı bir dezavantajımız var. Bizde prosedürler biraz daha fazla. Yani globalle karşılaştırdığımızda prosedür aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çünkü bu borsaların kurulukları ülkelerin kanunlarına uymak gibi bir zorunlulukları var. Türkiye'de işte Türk Ticaret Kanunu'na uygun işte limited şirketleri, anonim şirketleri kuruluyor. Bu borsaların tamamı bu arada aracı. Yani bunların SPK'dan bir lisansları yok. Bir borsa lisansları olmadığı için bunlar sadece yazılım aracısı olarak işlem yapıyor şu an borsalar. Yani aslında yurt dışındaki bir tane borsanın Türkiye'deki güncel yerelleştirilmiş dil olarak, hizmet olarak falan yerelleştirilmiş işte ayaklı bir değil mi? Temsilcileri öyle görünüyor aslında ama bunların bir kısmı şey kendi yazılımlarını kendileri oluşturmuşlar, yazmışlar. Bazıları dışarıda yazılmış yazılımlar kullanıyor. Ama şeyler hani Türkiye'de kurulmuş şirketler. Bunlar üzerinden hani şirketlere para yatırıyorsunuz. O paralar borsa hesabınıza aktarılıyor. Peki o zaman burada bir güvenlik şeyi var. Yeni değerler dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani biz Türkiye'de bir hesap açtırdığımız zaman hı-hı. ya da yurt dışında bir hesap açtırdığımız zaman bir borsada bunun ne kadar güvenli olduğunu nasıl anlayacağız? Ya şimdi borsada hesap açarken kimlik bilgilerinizi mutlaka paylaşmak zorundasınız. Yani şöyle paylaşmak zorundasınız. Eğer işlem yapmak istiyorsanız belli bir miktarın üstünde işte sizden kimlik istiyorlar. Bir beyan istiyorlar. İşte bazıları fotoğraf istiyor kimlikle beraber. Hı hı. Bunun da şu nedeni hani
uluslararası kara para aklama anlaşmaları var. İşte bununla karşı tedbirler almak gerekiyor. İşte kurumların müşterini tanı protokolleri var. Müşteriyle ilgili bilgiyi net olarak tanımlayıp arşivleyebilmeleri, depolayabilmeleri için bizden bu tarz bilgiler isteniyor. Dolayısıyla hani Türk borsasına ya da herhangi bir global borsada dövizle ya da Türk lirasıyla işlem yapmak istediğimiz zaman aslında bir anlamda anonimlikten vazgeçmiş oluyoruz. Bu da hani bir takım bilgilerin açığa çıkması demek. Şimdi siz o kimlik bilgilerinizi açığa çıkarmak istemiyorsanız bu borsalardan hesap açmayacaksınız. Ha, kimlik bilgilerinizi vermenizde bir sakınca görmediniz, hesap açtınız. Ondan sonra da şuna dikkat etmeniz lazım. Borsalarda mümkün olduğu kadar az varlık tutmak. Çünkü borsaların şöyle bir problem var. Orada güvence tamamen borsayı kuran şirketin elinde. Yani X şirketi yarın kapatıp gittiğinde sizin varlığınızın hiçbir güvencesi, garantisi sahipliği yok. Çünkü kripto para dünyasında bir cüzdanın, bir varlığın sahipliğini doğrulayabilmeniz için cüzdanın özel anahtarının sizde olması lazım. Özel anahtarı sizde değilse o varlık size ait değildir. Borsalarda da bu tamamen borsanın elinde özel anahtar. Dolayısıyla siz borsada işlem yapmadığınız zaman işlem yapmayacağınız miktarı kripto para olarak hangi kripto parayla işlem yapıyorsanız o kripto paranın cüzdanına çekmeniz gerekiyor. İşte TL ile işlem yapmayacaksınız da TL'yi hesabınıza almanız lazım. Şimdi doğru mu anlıyorum? Mutlaka bir cüzdanımızın olması gerekiyor. Evet. Sahip olduğumuz değerler, işte bu blockchain sistemi sırasında ulaşan değerleri kendi cüzdanımıza tutmamız gerekiyor. Çünkü bu bizi özel hale getiriyor. Ticaretini falan yapacak olduğumuz zaman da satacağımız kadar kısmını borsaya yönlendirip satıp paramızı geriye almamız ya da alacak olduğumuz zaman da alıp borsada tutmayıp kendi cüzdanımıza yönlendirmemiz gerektiğini şey yapıyorsun. Peki cüzdanlardan biraz daha bahsedelim. Cüzdanlar diyoruz. Her para birimine farklı cüzdanı var dedin. Cüzdanlar birbirinden ayrılıyor mu? Evet, şimdi yani mesela farklı cüzdan türleri var mı? Var var. Şimdi ağırlıklı olarak hani sınıflandırmak için şöyle yazılım cüzdanları ve donanım cüzdanları olarak ayırabiliriz. Donanım cüzdanları aslında içinde yazılım barındıran fakat internete 7/24 bağlı olmayan cihazlar. Yani bir parmak bellek, USB çubuk, içinde bir çipin içine bir yazılım var. Ama o cihaz 7/24 internete bağlı olmadığı için bir nebze daha güvenli kabul ediliyor. Yazılım cüzdanları ise hani bilgisayarımızda, cep telefonlarımızda kullandığımız uygulamalar. Bunların işte çekirdek ekipleri, o kripto parayı yaratan çekirdek ekiplerinin yayınladığı kaynak kodlarla cüzdanlar oluşturuluyor. O cüzdanlar arasında işlem yapılıyor. Burada önemli olan özel anahtarı bize veren yazılımı kullanmak. Çünkü özel anahtar bize o kripto paranın sahipliği demek. Yani şey düşünün, bir ev alıyorsunuz, emlakçı size anahtarı vermiyor. İşte siz geldiğinizde ben kapıyı açarım diyor. Bu hani çevrim içi cüzdan örneği, bu verdiğim örnek. Çevrim içi cüzdanlarda anahtar o servisi veren firmanın, kuruluşun elinde. Siz sadece hani mail adresinizle, şifrenizle giriyorsunuz. Bir takım güvenlik önlemleri var. Ama şirket dükkanı kapattığında, şalterleri indirdiğinde sizin bütün varlığınız o şirketin elinde. Onun bir geri dönüşü, bir hani bu işin hukuki boyutu, bir mevzuatı olmadığı için alabilme ihtimaliniz çok düşük. O şirketin inisiyatifinde kalıyor. Dolayısıyla kullanmadığınız, daha doğrusu alıp satmayacağınız kripto parayı kendi cüzdanında tutmak en güvenli yöntem. Yazılım cüzdanlarının güvenliğini sağlamak da yine kullanıcının elinde. Türkiye'de hiç bu dükkanı kapatıp çekip gitme falan gibi işler oldu mu bugüne kadar? Ya şöyle olan, borsalardan yok ama işte bu Ponzi şemaları tarzında oluşumlar, Titan Saadet Zinciri tarzında oluşumlar var. İşte size gelip bize X miktar yatırın, biz size her ay işte X bölü 10 miktar ödeme, düzenli ödeme yapacağız. Siz bundan sürekli kar edeceksiniz deyip insanlardan para alıp oradan kaybolanlar var. Yabancı ülkelerdekinin onda biri kadar bir hacme sahip olmamıza rağmen üçkağıtçılarını hemen türettik. Tabii yani tabii. Kripto paranın dolandırıcısı çok ülkemiz. Yani hala türüyor ve insanlar hala buna kanıyor. Çünkü büyük bir ihtimalle bilgili değiller. Evet evet. Tam öyle Türk işi yani. Aynen öyle bir sıkıntımız var. Bir de bu işin madencilik kısmı var. Aslında Bitcoin dediğimiz zaman, kripto para dediğimiz zaman, blockchain'in herkesin kafasında öncelikle
yanan ampul, evet, madencilik, evet, ampulü ya. Bir de o biraz da ondan bahsedeyim mi? Madencilik, hı-hı, nedir, nasıl yapılır? Türkiye'de şu anda hali hazırda yapılıyor mu? Hı-hı. Mesela geçen dönemlerde ekran kartı bulunamıyordu piyasada. Evet. Her kullanıcı madencilik yapmak zorunda mı? Yapabilir, hı-hı, mi? O konularla ilgili de bir şeyler söylesene misin? Madencilik şöyle bir şey. İki aşaması var bu madenciliğin. Kripto paraların hani kullandığı sisteme göre. Birincisi işlemci gücünü hakikaten o işe yönlendirerek bir matematik formülünün doğrulamasını yapan madencilik çeşidi var. Buna işin kanıtı madenciliği deniyor. Proof of work. Bu madencilik türünde işte Bitcoin, Ethereum madenciliği, işte Zcash gibi kripto para madenciliğinde cihazların işlemci gücüyle bir blok bulunması söz konusu. Orada bir matematik formülünün doğrulanması gerekiyor. Cihazın doğruladığım zaman o değer benim mi oluyor? İlk doğrulayan bir ödül kazanıyor. Hı-hı. O ödül doğrulayan cihazı sahip olduğu cüzdana gidiyor. O hani sistemin devamlılığını sağlayabilmek için geliştirilmiş bir ödüllendirme yöntemi. İnsanlar madencilik yapmayı devam etsinler diye. Aynen aynen. Devam edip işte bundan bir gelir elde etsinler. Çünkü o cihazları elde etmek, o donanımı satın almak, işte elektrik harcamak ciddi bir emek, masraf. Pentium 4'lü olmuyor yani. Yok, mümkün değil. Bir de burada madenciliği var. Hissenin kanıtı olarak adlandırılan proof of stake adlı bir madencilik var. Burada da cüzdanınızda bulundurduğunuz kripto para kadar hisseden pay alıyorsunuz. O atıyorum üretilmiş bir miktar var, piyasada dolaşıyor. Bunun işte bir miktarı sizin elinizde, toplama oranlanıyor. Atıyorum 100 tane kripto para var dolanan, sizin cüzdanınızda bunun biri var. Siz bütün işlemlerden %1 oranında pay alıyorsunuz. Anladım. Burada bir işlemci gücü sarf edilmiyor. Yani bir çözülmesi gereken bir şey yok. Burada da amaç blok zincirinin hani o merkeziyetsiz yapısını korumak için cihazlar çalıştırmak, sisteme eşler katmak. Bunu yapan madenciler çok daha düşük ücretler kazanıyor ama aynı zamanda da çok daha ucuz mal ediyorlar. Şimdi Türkiye'de madencilik yapan var. Özellikle ekran kartıyla çok ciddi madencilik yapıyor. İşte bu bir dönem özellikle işte 2017 Mayıs aylarında falan bu kripto paraların değerleri çok ciddi yükseldiğinde bir takım problemler yaşandı. Piyasada madencilik cihazları bulunamadı, kartları bulunamadı. Ondan sonra madencilik yapan var ama bilgisayar sektörü bir anda bir coştu Türkiye'de. Aynen aynen aynen, ama var işte cihazları satın alması bir problem, stok olarak getirmek çok zor. İşte insanlar dijital elektronik mağazalarında kuyruğa falan girdi, stoklar çok ciddi anlamda tükendi. Oyun oynayanlar en büyük sıkıntı yaşadık, grafik kartı bulamamak gibi. Bunları satın almak çok pahalı. Çünkü bu cihazların hiçbiri ülkemizde üretilmiyor. Ekseriyetle Çin'de üretilen cihazlar. Aynı zamanda çok ciddi elektrik harcıyor bunlar. İşte birkaç tane cihazı bir araya getirdiğinizde yani evde yapmanız mümkün değil. Çünkü elektrik tesisatlarınız ona uygun değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane Bitcoin madencilik cihazı, ASIC miner cihazı, işte ısıtmak için kullandığımız o elektrik ısıtıcılardan daha fazla elektrik tüketiyor. İşte bunlardan 3-4 tanesini bir araya getirmeniz lazım cebinize bir miktar para kalabilmesi için. Hani bunlar zor. Grafik kartıyla yapalım dediğiniz zaman bu sefer daha fazla kart barındıran sistem kurmanız lazım. Şimdi sistem adedi arttıkça yine aynı şekilde daha fazla elektrik tüketiyorsunuz. Bu sefer hani o cihazları kontrol etmek zorlaşıyor. Hani bu işte ciddi bir sabır, teknik bilgi meselesi. Yapan var mı? Var. Ama hani bunların çoğu bu işe önceden girmiş olan. Yani sadece ben şimdi alayım 3-5 yıl yapayım bu işi derseniz, yani benim düşünceme göre Türkiye bu iş için geç kaldı. Evet, Mayıs ayında giren çok kişi var ama hani şu an bu e-ticaret sitelerine bakarsanız, ikinci el e-ticaret sitelerine, yani çok kişi elindeki cihazı çıkarıyor. Umarım ki yaptıkları yatırımı çıkartabiliyor, evet, olsunlar. Hı-hı. Ve senin bu söylediğinden şunu anlıyorum ben. Sence şu an Türkiye'de madencilik işine sıfırdan başlamak için iyi bir zaman değil. Değil. Yani değil. Epey bir geç kalındık. Ama burada var şimdi, bazıları bu bulut madencilik diye bir kavram var. Hani burada siz evinizde bir cihaz barındırmıyorsunuz ya da bir takım donanım satın alma durumu yok. Bu servisi verenlerden bir işlemci gücü satın, hı-hı, alıyorsunuz. Bunun karlı olduğu yönünde söylemler var. Fakat
Burada da şöyle bir şey var. Şimdi bu cihazı siz barındırmıyorsunuz. Elektrik masrafını siz karşılamıyorsunuz. Bunun üreticisi buradan bir para kazanmak zorunda. Şimdi orada elektrik tüketimi, bunun işletme giderleri göz önüne alındığı zaman o yatırdığınız paranın geri dönüşü yine işte 10 ay, 12 ay, 14 ay gibi uzun sürelere yayılıyor. Şimdi 10-12 ay, 1 sene o paranın geri dönüşünü beklemektense yani alın, cüzdanınızı saklayın. Zaten yani o sürede o kadar değer kazanıyor kripto para. Çünkü artık o kadar çok ilgi arttı ki her geçen gün fiyatı değerleniyor. Yani şey de söyleyelim, mesela bu videonun çekildiği günü de Bitcoin fiyatı yaklaşık 6600 dolar civarında. Yani bu ciddi bir rakam. Yılbaşında ne kadardı, hatırlıyor musun? Yılbaşında Bitcoin 1000 dolardı. 1000 dolardı. Şimdi 6 misli. Evet, 6.6. 6.6 misli. Hiç benim gibi bu işle alakası olmayan bugüne kadar insanlara ne önerirsin? Şu an hali hazırda bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlara ne önerirsin? Benim gibi sıfır pozisyonunda olanlar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir de işin içinde para varsa her zaman bir dolandırıcılık vardır. Hı-hı. Biz de sen öğreniyoruz ki şimdi Türkler zaten o işin şey kısmını, dolandırıcılık kısmını her zaman olduğu gibi daha iyi etüt etmişler. Yine benim gibi sıfırdan başlayan insanların dolandırılmaması için Hı-hı. ne yapması lazım? Evet. Şimdi bu işe yeni başlayacak olanlar için en verebileceğim en iyi öneri bir borsadan hesap açmak. Yani bunun A, B, C olması çok önemli değil. Burada hani 3, yani şu an aktif olarak kullanılan 3 borsa var. Yenileri de açılıyor bu arada. Hani bunları bulmak, erişmek kolay. Hani ne bileyim, kimlik doğrulaması yapmadan, hani hesabınızı ciddi oranda bütün kimlik bilgilerinizi vererek doğrulamadan minimum limitlerle bir hesap açabilirsiniz. İşte yanlış hatırlamıyorsam günlük 500 liraya kadar alıp izin veriyor bütün kimlik bilgilerini paylaşmadan. Hani cebinizdeki ufak bir miktar harçlığınızla bile bir miktar yatırım yapıp hani en azından nasıl alınıyor, nasıl satılıyor, cüzdana nasıl çekiliyor, cüzdandan nasıl transfer ediliyor, bunları öğrenmekle başlayabilirsiniz. Yani bir de çok büyük yatırım yapmamanızı şu yüzden öneriyorum. Çünkü ilk başlayan, ilk işlem yapanların büyük kısmı hani acemilikle hata yapabiliyor. Şimdi 50 lira yatırıp bunu kaybetmek başka, işte 50 bin lira yatırıp bunu kaybetmek başka. O yüzden hani ufak denemelerle en azından nasıl çalıştığını öğrenmesi. Kaybetmek dediğinde aslında şu galiba, değil mi? Yanlış kişiye göndermek, evet, ya da kendi hesabını çekeyim doğrulamadan, derken yanlış hesaba çekmek parayı göndermek gibi, bu tarz hatalar olmasın diye küçük miktarlarda denemek lazım. 100 liralık 200 liralık bir şey yapıp yani böyle atıyorum belki bir altcoin 1/10, 1/100, 1/1000 alıp borsadan cüzdana çekmek, cüzdandan tekrar borsaya göndermek, hatta kullanan başka bir arkadaş varsa ona gönderip ondan almak vesaire vesaire filan. Yani işte burada şey öğrenebilirsin, işte birkaç tane cüzdan deneyip işte hangisinde mesela şifre koruması var mı, işte parmak izi doğrulaması var mı, ek güvenlik önlemi istiyor mu, bu cüzdanları denemenizde hiçbir sakınca yok. İşte oluşturacağınız cüzdanların adreslerini, o güvenlik kelimelerini iyi saklamanız, sonradan kullanacaksanız o çok önemli. Bunlara dikkat edip cüzdanı oluştururken o güvenlik adımlarını atlamadan... Cüzdan kullanımının bir maliyeti var mı? Bir maliyeti yok. Hiçbir maliyeti yok. Yani istediğiniz kadar cüzdan deneyebilirsiniz. Bu arada hani herhangi bir cüzdan parayla satılıyorsa almayın. Bu cüzdanların tamamı açık kaynaklı yazılımlar. Sadece geliştiriciler aradan komisyon alıyor olabilir, işlem komisyonu. Çünkü onlar size blok zinciri hizmeti veriyor. Ama bunlar da bütün işlemlerde yapılan, ödenen bir komisyon. Şimdi... Acemiler hani bu işin içine geçiyor mu? O kadar zenginim ki diyelim ki gittim 19 bin Bitcoin aldım. bir cüzdanımda duruyor. Evet. Sonra başka bir cüzdan oluşturdum. Anında o cüzdandan bu cüzdana transfer edebiliyor muyum? Transfer edebiliyorsunuz. Onun bir süreci var. İşte doğrulanması gerekiyor. Ben Bitcoin için konuşayım. 3 tane madenciden onay alması gerekiyor. Bu 1 Ağustos'ta bir teknik değişiklik vardı. O gerçekleştikten sonra şu an mesela borsalar 2 onay alan Bitcoin işlemlerini geçerli kabul ediyor. Kullanabiliyorsunuz. Bakiye kullanılabilir oluyor. Hani bir cüzdandan bir cüzdana transfer etmek çok kolay. Bir QR kodu okutup tutarı yazıp gönderiyorsunuz. Yani ben kendi cüzdanlarım arasında transfer ederken bile yine başkalarının
o işlemi verify etmesini bekliyorum. Evet, onaylaması gerekiyor. Okay. Bitcoin piyasasından bahsedersek, Bitcoin piyasası artık volümü yüksek bir piyasa olduğu için de muhtemelen bu onaylama işlemleri daha hızlı gerçekleşiyor. Daha yavaş gerçekleşiyor. Daha mı yavaş çünkü gerçekleşiyor? Çünkü daha fazla işlem oluyor. Ha, daha çok şey var, transaction çünkü var. Bitcoin işlemlerinde bir blok boyutu sınırlaması var. O blok boyutuna sığacak işlem adedi sınırlı. Bir de blok zincirini kullandığınız için aslında veri transfer ediyorsunuz. Bir işlem yaparken bile, A kullanıcısından B kullanıcısına ödeme yaparken bile bir veri transfer ediyorsunuz. O verinin bir boyutu ve onun bir karşılığı var, bir ücreti var. Onu soracaktım. Şimdi bu şeyleri, transferleri onaylayan insanların da bir para kazanıyor olması evet, lazım, evet. Değil mi? Şimdi mesela benim 19 bin tane Bitcoin'im, bir cüzdanımın öbür cüzdanıma 19 bin Bitcoin olarak ulaşıyorsa, evet. Bu adam nereden kazanıyor parayı? Şimdi orada parayı, yani ödemeyi yaparken cüzdan size bir işlem ücreti öneriyor. Şimdi kripto para transferlerinde öncelik işlem ücreti yüksek olanlıdır. Siz daha çabuk gitsin diyorsanız daha yüksek işlem ücreti ödüyorsun. Tamam. Bunu şuna benzetebilirsin. Hani birine bir işlemi yapsın diye rüşvet veriyorsunuz. Ama kripto parada bu iş yani rüşvet değil, işin ücreti. Okay. Yani bankada para transfer ederken ödediğiniz EFT havale ücreti gibi Bitcoin işlemlerini onaylayan madencilere de bir ücret ödüyorsunuz. O ücretin hani oranını siz belirleyebilirsiniz. Ama hani ne kadar çok ödeme yaparsanız işleminiz o kadar çabuk onaylanıyor. Burada şeyi de dikkate almak lazım. Hani bu bir topluluk işi demiştik ya. Siz madencileri ne kadar çok desteklerseniz madenci sayısı o kadar artar. Ve bu sistemin o kadar uzun vadede devamlılığının garantisidir. Bir şey soracağım sana. Bilmediğim için soruyorum. Yeni girecek olan arkadaşlar sadece bu işin onaylama kısmında faaliyet gösterebilirler mi? Gösterebilirler ama Bitcoin için madencilik hani donanımları edinmesi çok pahalı. Bir de cihazlar... Onaylayan insanın da yine mining yapıyormuş gibi evet, aynı evet. Donanıma sahip ama okey tamam. Aynen. Peki onaylama işlemi yapıcı olan insanlar işte Cloud ya da Relocate sunucular üstünden falan yapabiliyorlar mı? Hayır. Yani şey kendi madencilik donanımları olmaları lazım. Şimdi bulut madenciliği yapıyorsanız eğer orada kontrol madenciliği yapan şirketin elinde olduğu için ödülü o alıyor. Payı o alıyor. Zaten şey hani madencilik kontratlarında da bulut madenciliğinde ödülü firma alıyor. Sizin ödediğiniz miktarda size ayırdığı işlemci gücü oranında işte işletim ve elektrik masrafını düştükten sonra pay ödüyor. O yüzden aslında ücretler çok düşük. Anladım. Bir de şeyi söyleyeyim. Hani demin sorduğun soru bu işin dolandırıcılığı var mı? O çok önemli. Şimdi burada Ponzi, işte Titan, Saadet Zinciri gibi bir takım oluşumlar var, hala var ve bunun devamı gelecek çünkü burada maalesef bu işe kanan çok kişi var. Burada dikkat etmeniz gereken çok açık bir nokta var. Biri size gelip bana X miktar yatırım yapın, bunun karşılığında siz şu kadar miktar düzenli ödeme alacaksınız, bundan kar edeceksiniz diyorsa, sizden yatırım isteyip bunun karşılığında bir kar vaat ediyorsa bu bir Ponzi şemasıdır, bir saadet zincirdir. Bunlara hani yatırım yapmayın. Yani Bitcoin'in sizi dolandırması gibi bir durum söz konusu değil. Kullanıcılar bir takım sistemlerle sizi dolandırabiliyor. Yani yolda yürürken Kadıköy Meydanı'nda, Taksim'de, Bakırköy Meydanı'nda nasıl birisi senin karşına çıkıp ver bana bir 3 lira, ben de sana 2 lirasını 5 lira vereyim dediği zaman vermiyorsan, evet, evet. Bu ekosistemin içinde de birileri senin karşına çıkıp böyle bir şey söylediği zaman verirsen paranın geriye gelmeyeceğini peşinden kabul etmiş olman lazım. Orada şu risk var. Şimdi o Ponzi şemalarını, saadet zinciri şemalarını oluşturanlar önce bir miktar ödeme yapmak zorunda. Daha fazla müşteri çekebilmek için insanlar aslında ona kanıyor. Ha yani orada bir de o almış, bu almış. Evet evet aslında. Yani şu ödeme aldı, bu ödeme aldı. Bir de saadet zincirlerinde şu problem. Şimdi siz daha çok kazanabilmek için sisteme daha çok kişi çekmek zorundasınız. Öncelikle mesela yakın çevrenize gidiyorsunuz. Hani para kazanmak için. Evet bir miktar para kazanıyorsunuz ama siz birine bu işi başlattığınız zaman onun da birilerine gitmesi lazım. Bu sefer şeye dönüyor iş. Hani akrabalara kadar gidiyor ve battığınız zaman aslında hep beraber batıyorsunuz.
Bu kısmı kötü işin. Peki bu Ponzi şeması ya da Titan zincirlerini kuran arkadaşlar, kişiler benim bir Bitcoin yatırımcısı olduğumu ya da Bitcoin'im olduğunu falan nereden bulup benimle kontak kuruyorlar? Ya genelde bilmiyorlar. Sadece onlar bir sistem öne sürüyor. Bunun pazarlamasını yapıyor. Buna network marketing deniyor. Süper. Network marketing ile içeri olabildiği kadar müşteri tabii çekiyorlar. Yani daha senin aslında kurban olarak Bitcoin'den bir şey anlamana gerek yok. Evet. Kurban olarak kafan o 3 lirayı, 5 lirayı, 10 lirayı vermeyi kabul genelde etsin. Genelde zaten hani bu işi bilmeyenler kanıp giriyor anladım işin içine. Anladım. Ve yani bir anlamda da hani kazık yiyenler ondan sonra asıl Bitcoin, kripto para işine geri dönüyor. Çünkü bu işin hani devamlılığı olacak kısmı dijital paranın kendisi. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Umarım biraz uzun bir şey oldu, evet, video oldu. Bir iki kişinin bile olsa bu kötü durumları yaşamasını engelleyecek. Aynen, aynen. Bu işe girmeye niyetlisi bilinçli bir şekilde girmesini sağlayacak bir yayın ortaya çıkartabilmişizdir. Arkadaşlar Onur'u, biz Onur'un şeyini, Twitter adresini zaten videonun altında mutlaka bir yere yazmışızdır. Bence takip edin. Benim gördüğüm kadarıyla gayet şey, sabırlı bir insan. Bütün sorulara cevap veriyor. Hatta bana soracak olursanız ben işten anlamıyor olmama rağmen arkadaşım olduğu için takip ediyorum. Çok saçma sapan sorulara da cevap veriyor. Çok iyi niyetli olduğu için anlamsız muhabbetlerin içinde de bulunuyor zaman zaman. Siz kendisini öyle kullanmayın. Lütfen veri almak için, bilgi almak için kullanın. Anlaşılmayan bir şey olursa bir süre sonra Onur'dan tekrar rica ederiz. Yorumla ve yazın şeylerinizi. Onur'u tekrar misafir ederiz ve kafamıza takılan diğer soruları da kendisine soruyor oluruz. Onur, geldiğin için çok sağ ol. Rica ederim. Senin adına senden habersiz bir söz verdim ama aynen, umarım sorun olmaz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.